Sevgili seyirciler, dün akşam Pattaya'yı inceledim. Tüm fotoğraflarına baktım. Hülya Hanım'la bilet aldık. İlk biz gideceğiz oraya. Şimdi biz oraya gidersek Murat gelmez. Yani yeni bir ülke bulması lazım. Değil mi? Erken aldığında indirimli oluyor biletler. Bu tabii işin şakası. Hoş geldin Sabriye Azak. Sabriye Azak, Murat Altın'la 3 yıldır değil mi? 3 mü 4 mü? 3 yıla yakın. 3 yıldır beraber yaşamış olduğu evden görüntüler var. O evde Sabriye Hanım ve ekip arkadaşlarım yer aldı. Bir takım çekimler yapmışlar. O çekimler ekrana gelecek. Çünkü Sabriye bu koltuğa oturduğunda Murat Altın'la ilgili iddiaları, işte evli olduğu, karısının onu aradığı ve diğer kadınlara uyguladığı şiddet iddialarını duyduktan sonra aynı şeylere ben de maruz kaldım dedi. O evden görüntüler olacak. Diğer tarafta evli olduğu dönemde hem eşine şiddet uyguluyor hem terk ediyor. Bu arada da bulunmuş olduğu şehirde bir kadın kaçırıyor, Yıldız. Yıldız'la yaklaşık bir yıllık bir beraberlik ilişki yaşadıktan sonra Yıldız sır oluyor sevgili seyirciler. Yıldız'la ilgili haberin var mı? Bir gelişme oldu mu? Kendisinden haber alıyor muyum? Alıyor musun diye sorduğumda hayır dedi. Yıldız'ın yakınları da Yıldız'la ilgili haber alamadığının altına çizdi. Hatta Yıldız'ın ailesi Yıldız'ı aramak için çeşitli televizyon programlarına da katılmışlar ama izne rastlanamamışlar. Rastlayamamışlar ama şunu söyleyebilirim ki Yıldız hayatta. Of da. Hani öldürmüştüm. Size kimse öldürdünüz demedi. Ama bütün okları hepsini bana çevirdiniz. Yıldız herkes, kayıptı. Hani öldürmüştüm. Hani öldürmüştüm. Yapıyordunuz ya. Biz yoktuk muhabbeti yapmayın. Hani öldürmüştüm. Hadi. Sizin evinizden polis eşliğinde çıkmıştı. Baba. Ama Yıldız'la yaşadığınız ilişki neticesinde... Bak ben var ya... Ben çok rahat bir insanım ha. Bana öyle bilmem ne. Çünkü benim vicdanım rahat. Hemşerim. Anladın mı? Benim vicdanım rahat. Tamam. Tamam mı? Evet çok fazla rahat. Tamam mı? Sen de böyle yap yani. Benim vicdanım rahat. Ben sinirlenmem ha. Öyle şey yapmam. Sinirlenmem ben. Yok. Beni sinirlendiremezsin sen. Anladın mı? Seni ne sinirlendirir? Beni hiçbir şey sinirlendirmez. Emin misin? Eminim. Kendimi savundum. Kime savundu? Hani yapıyorlardı, öldürdüler yapıyorlardı, ne oldu? Benim vicdanım rahat. Yaşadığına dair mi? Nasıl yani? Hayatta olduğu için mi vicdanın rahat? Evet. Evet. O hanımefendi senin yanından ayrılırken hamile miydi? Değildi. Emin misin? Eminim. Evet. Eminim. Yani aynı şekilde öldürdüğünüz takdirde de bunu sordunuz. Ben size söyledim. Sizin yanınızdan Yıldız nasıl ayrıldı polis eşliğinde? Siz evet. Beraber kaçtınız. Evet. 5 çocuğunu bıraktı. Evet. Bu arada ismi de silebilirsiniz arkadaşlar artık. Fotoğraftaki alın hatta. Bu hanımefendiyle beraber kaçtınız. Ve bu hanımefendinin bu ailesi sizinle kaçtıktan sonra bu kadını aslında siz hedef haline getiriyorsunuz. Evet. Ona etrafındaki insanlar zarar vermiş olabilir mi? Siz dediniz ki ben şiddet uygularken sebebim var, kıskanıyorum. Evet. Kocası da kıskandı. Bu sebeple Yıldız, yani eşine zarar vermiş olabilir mi? Yani bilmiyorum. Yani sizin aranızda yine olan bir kadın hayatın oluyor değil mi? Evet. Şimdi gelen ihbarlar ve iddialarda Bayram isimli bir çocuğu olduğunu biliyor musunuz? Yok. Bayram isimli bir çocuğu var mıydı siz onunla tanıştığınızda? Yok. Yoktu. Evet. Sonrasından Bayram isimli bir çocuk dünyaya getirdiğini ve bunu yetiştirme yurduna verdiği bilgisini aldık. Evet. Sizinle kaçtığı dönemden sonra eğer bu çocuk dünyaya geldiyse bu çocuğun biyolojik babası olabilir misiniz? Hayır. Böyle bir durum yoktu. Yoktur.
Eminsiniz. Eminim. Evet. Yaşadığına sevindiniz mi? Yani... Yaşıyor zaten. Evet. Siz bile nerede olduğunu bilmiyordunuz ki. Yaşadığına sevindin. Senin yüzünden başına bir şey gelmiş olsaydı vicdan azabı çeker miydi? Yani benim yanımdayken... Daha yani kötü benden... bir haber almış olsaydık. Yıldız hayatta değil. Evet. Vicdan azabı çeker miydin? Sorumlu hisseder miydin kendini? Hissederdim. Hangi konuda sorumluydun peki? Yani ben yaptım diye. Senin yüzünden diye. Evet. Bu kadının senin yanından kaçma sebebi neydi? Ayrılma sebebi? Yani aranmadan dolayı çıkmıştı. Evet. Zaten aranacağını bile bile seninle kaçıyor. Her türlü riski alıp bu kaçışı gerçekleştirip senin yanından ayrılırken... Evet. Şiddet sebebiyle mi ayrıldı? Yok. Senden şikayetçi oldu mu karakola hayır, gidip? Hayır. İyi hatırla. İyi hatırlıyorum, olmadı. Senin yanından ayrılırken şiddet sebebiyle ayrılıyor. Ondan sonra zaten başka bir hayata geçiyor. Böyle bir şey yok. O olaydan sonra mı Sabri Hanım'la tanıştınız? Yok, daha sonrasında. Sonra. Sabri Hanım hayatınıza girmese nerede olurdunuz, nerede kalırdınız? Yani yatılı olarak çalışırdım. Sabri Hanım'la beraber, yani onun bir evinin olması sizi daha mı rahatlattı? Hayır. Benim hiçbir şeyde gözüm yok ki. O evde kim olarak varsınız? Mesela komşular sizle tanışmaya geldi. Sabri Hanım sizi nasıl tanıtıyor? Ya kimse gelmedi ki yani. Ay oldu da geldi bir gün. Ay komşu dedi, bir bardak çay içelim dedi. Yani gelmez ki kimse. Niye gelsin ki? Niye gelmesin? Herkes yabancı. Türk değiller mi? Yani yabancı olan da var. Hı. Evet. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Bak. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.